Van sokaklarındaki yolculuğumuz başlıyor. Geçen hafta 3 tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abla biz düşünmeye her zaman da belli adamlar tutmaya düşünürüz yani. Millete şey etmiyorsun. Abi ya bir şey. Hayırdır? Bir soru sorabilir miyim? Geçen hafta 3 tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Gündemi takip etmiyor musunuz? Hiç kimseyi takip etmiyorum. Peki siz teyzeciğim? Bilmem. Sen? Onun dişi yoktur konuşsa. Dişi yok konuşamıyor. Ha konuşamıyor. Peki tamam sağ olun teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu geronlar sana kime söyleyeceksin? Süleyman Demir Erre, Mahsud Yelbaz'a söyleyeceksin. Tahtu Çiller zamanı, Mehmet Ağır'a söyleyeceksin. Bunu ona soram dedi bunlar. Alsın, almasın, tutmasın, tutmasın mı biliyor musun ne yapmıştı yani Türkiye hakkında ne yapmıştı? 3 tane general görevden alındı, ne düşünüyorsunuz? Yakalasın. Olur mu biliyorsunuz efendim? Vallahi generaller hakikaten, yani hangi konuda görevden alındılar bunlar? Hükümet tarafından görevden alındılar. Vallahi ne düşünebilirim ki, yapıyorlar generaller zaten bizim generaller. Geçen hafta bilindiği gibi 3 tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ne konu bakımından? Geçen hafta 3 tane general görevden alındı. Hükümet tarafından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda ne düşünüyorum? Ha iyi tamam. Şimdi bunlar çok geç alınmış kararlar. Anladın? Yani bunlar 10 yıl önce alınması gereken insanlardı. Bunlar Türkiye'yi soyup soğuna çevirdiler. İslam. Türkiye'de yaygınlaştığı müddetçe bu generallerin hepsi de içeri alınması gerekiyor. Öyle değil mi? Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben yeni geldim yüksek oda. Yüksek oda gelmişim. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Karı doyulmaz ki. Karı doyulur mu? Zaten zavallıdır. İstediği zaman döversin. Karı doymak çok ayıp bir şey. Aile için tabi bir şeydir. Eğer böyle okulasa iyidir. Eşinizi dövdünüz mü hiç? Nasıl? Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Evet. Peki neden? Neden? Çünkü ben şimdi aile için şimdi bunlardır. Zorluk çekiyor. Bir köyde kalıyoruz. 60-70 kilometre uzaktan. Bizim yanımız nihayada bizimle imkanımız var. Ne olur. Peki zorluklarınız eşinize şiddet uyguladığınızda çözülüyor mu? Tabii çözülüyor. Tabii bayan her zaman bayan. Tabii çiçeğiz. Bayanın işi bir şey demiyordu. Bayan. Tabii çözülüyor diyorsunuz. Tabii. Dönerse çözülüyor. Mecburuz biz. Eşinizi dövdüğünüzde sorunlarınız çözülüyor. Evet. Peki ekonomik sıkıntınız var atıyorum. Eşinizi dövdüğünüzde size para mı geliyor? Yok para gelmiyor. Yani biz çiftçiyiz. Bunlar çiftçi durumda durum iyiydi. Yani bayanlarımız saygılarımız sonsuz. Yani bayanlarımız... Az önce dövüyorum dediniz. Şimdi saygımız sonsuz diyorsunuz. Ben yanlış dövmek yoktur. Hayır. Yanlışlıkla söyledim. Evet dövmek yoktur. Biz dövmüyoruz bayanlar. Terbiye anne babadan geçer. Terbiye anne babadan geçer. Evladını dövmeyen dizini döver. Öyle değil mi? Çocuk serbest bırakılmaz. Peki çocuğu dövmek ileride onun psikolojisinde derin yaralar açabiliyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Yok az. Şimdi yani şiddeti onaylıyorsunuz. Döverek çocuğumu terbiye ederim diyorsunuz. Hayır dövmek yok. Çocuğa. Ama çocuğunu dövmeyen dizini döver dediniz. Evet, çocuğa dini ders vermek, aile terbiyesi vermek çocuğa. Verdikten sonra niye çocuk dağlara çıksın? Niye terbiyesi yapacaksın? Niye çocuk yapacaksın? Öyle değil mi? Evet. Allah'ın emanet olsun. Peki teşekkür ederiz.